diyor ki şeytanın Hazreti Adem'e vesvese vermesi bugün bize vesvese vermesine mi benzer yoksa farklı mı algılamamız gerekiyor? Yani o vesvese vermeyi nasıl böyle karşılıklı işte Adem bak yersen eğer o meyveyi cennette kalıcısın işte sonsuz yaşam vesaire böyle konuşur gibi mi yoksa içine bir şey mi düşüyor? Ben az önceki bir konuya duygu, bir katkıda bir bulunmak isterim. Ondan sonra ona gelelim. Unutmayın. Şimdi bakın. Hocam. Şimdi leyse kemitlihi şeyun hiçbir şey Allah'a benzemez. Elindeki o Allah'la ilgili el kavramlarını bu manada izah biraz zor. Tamam. İkincisi insana verilen değer anlamında bunu vurgulamak bence biraz daha konuya katkı sağlar diye düşünüyorum. Mehmet Akif ne diyor? O benim sun-i bedim. Onu çiğnetmem dedi. Yani yaratma konusundaki en zirve varlığım insan. Kur'an buna لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. İnsan öylesine özenilerek yaratılmış bir varlık ki Cenab-ı Hak bunu ifade için bir başka teşbihle ben onu iki elimle birlikte yarattım. Yani onu öyle sıradan bir varlık olarak değil, buna çok daha farklı bir itina, buna çok daha özen gösterdim anlamında bunu değerlendirmek daha mümkün olur. O zaman ben de bir katkı yapayım. Buyurun. Çünkü şuradan bir şey görmüştüm kitapta okurken. Cemal Nur Sargut'un da Hazreti Adem diye bir kitabı var da, orada da yayıncının ön sözünde diyor ki, iki elden biri alemin sureti, diğeri Hakk'ın suretidir. İşte Adem bu iki sureti kendinde toplayan bir varlık olarak yaratılmış. Bundan dolayı da halifelik Adem'e verilmiştir diye böyle bir yorum da var. Yani Celal ve Cemal sıfatlarına istinaden. Yani onu bilmiyorum. O yani hangi duyguyla söylendi ama hocamın katkısı gerçekten çok önemli bir katkı. Yani insan oğlu Allahu Teala'nın bir emeğinin sonucudur. Yani insana saygı emeğe saygıdır, ebeğe saygı Allah'a saygıdır. Dolayısıyla yani el bebek gül bebek bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değeri ifade edebilir. Ancak bunun mecazi ifadelerle Kur'an'da geçen yet ve eyd kelimelerinin Allah için kullanıldığında verdiği o anlam çeşitliliğinin de bulunduğunu tekrar vurgulamış. Peki gelelim vesvese meselesine. Şeytan Hazreti Adem'e vesvese verdi, o da gitti. Yememesi gereken meyveden yedi, Havva ile birlikte ilk günahı işlediler. Evet. Bu vesvese bugün de aynı şekilde veriliyordur. Aynı yöntem. Aynı yöntem olabilir veya olmaz. Biz neyle imtihan edildiğimizi, şeytanın bize hangi yollardan geldiğini ve neticede bizleri neyle baştan çıkaracağımızı kestirmemiz çok zor. Ama belli ki bu manada şeytan daha önceden aldığı ruhsat çerçevesinde öyle diyelim, insanları baştan çıkarmak için çeşitli yollar deneyebilir ve denemektedir. Buna birileri bir şekilde uyuyor. Birileri de bir şekilde elinin tersiyle itiyor diyebiliriz. Peki şimdi bir şey katkıda bulunayım hocamın şeyine. Mesela şeytan böyle hep bu cinlerden olan şeytan üzerinden fikir yürütmemizi zorunlu kılacak bir durumumuz yok. İnsan şeytanlarından da söz ediyor Allah-u Teala. Ha. Bakın En'am suresi 112. ayette diyor ki ve kezalike cealna لِكُلِّ نَب۪يِّنْ عَدُوْوَنْ شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ İnsan ve cin şeytanları var hakikate düşman olanlar. Bunlar يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Bunlar birbirlerine böyle süslü, parıltılı sözler söylerler birbirlerini ve dolayısıyla başkalarını aldatmak ve saptırmak için. Vahyetmek, şeytana nispet edilen bir fiil olarak da kullanılır Kur'an'da iki ayette. Vahiy demek birine bir şeyi fısıldamak demektir. Hatta bakın Nas suresinde de geçer. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ İnsanların yüreklerine vesvese verir. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Cinlerden ve insanlardan olan bu hennas dediğimiz varlık onlara vesvese verir. Yüreğine bir şeylerin doğmasını sağlar. Ona bir şeyler fısıldar. Ona yani ona bazı ayetlerde de nezir kelimesini kullanıyor. Yani sarsar, hemezat dediği başka insanı aldatabilecek, onu hakikatin dışına savurabilecek bir takım müdahaleleri var. Bu her insan için vardır. Çünkü insanda şeytanla bu anlamda birebir doğrudan temas eden bir nefis boyutu vardır. Nefsin böyle bir tarafı da vardır. Nefsin her biri olumsuz içerikte gelmez. Olumlu içerikte kullanılan pek çok örneği de var ama
Hani insanda şeytanın şube müdürü olarak da bir nefis boyutunun bulunduğunu beyan edelim. Herkese her zaman bir müdahalede bulunmak ister bulunur. Aslında sormaya yeltendiğim soruya biraz da cevap oldu ama belki devamını da eklersiniz. Zülkif Çakmak demiş ki şeytan tek midir? Ve insan gibi çoğalıyor mu? Daha önce de benzer bir soru gelmişti. Cinler çoğalabiliyor, insan da öyle. Peki şeytan da üreyebiliyor mu? Şimdi ilk iki insan Adem Havva dedik. Ondan sonra insanlar çoğaldı. Şeytan tabii, tabii, da çoğalıp musallat oluyor mu? Tabii Kur'an-ı Kerim'de şeytan tek başına kullanıldığı gibi şeyatîn diye çoğul olarak da kullanılıyor. Yani bir tane şeytandan değil. Aslında şeytan bizim için şimdi bir sembolik ifadedir. Ve şeytanlaşmış pek çok dürtünün aslında sembolik yani zihnimizde şahıslaştırmaya gayret ettiğimiz bir görüntüsüdür. Yani yoksa bir tanedir başkası yok. Hayır başkaları da var. Bakın diyor ki Araf suresinde innehu yaraküm o şeytan sizi görür. Huve ve kabiluhu o ve kabilesi yani onun taifesi ondan olanlar sizin onları göremeyeceğiniz şekilde görür. Bir taneden değil pek çoğundan söz etmek durumundayız. Zaten Kur'an'da insan şeytanları göndermesi de cin şeytanları ifadesi de çoğul olarak geldiğine göre bu onların çoğaldığını ve birden çok olduğunu gösterir. Ezgi Erhan Erdoğan demiş ki hani siz başta salih kullarıma şeytan yaklaşamaz dediniz ya. Onların üzerinde bir otoriter olamaz. Hazreti Adem salih değil miydi gitti ona yaklaştı demiş. Muhlasîn dediği Cenab-ı Hakk'ın muhlasîn kullarıma senin herhangi bir etkin olmayacak. Muhlasîn arındırılmış. Yani belli denemelerden sonra arındırılmış, imtihanı başarmış insanlardır. Bunun vakti zamanında o arındırılmış sıfatını kazanmamış olmasının önünde bir engel yok. Yani o da bir peygamber bile olsa onun da hata yapabileceğinin sembolik bir ifadesidir. Yoksa onun halis kullardan olmadığı, şeytanın ayartmalarına sürekli maruz bırakıldığı manası vermez. Peygamberler bir hatayı iki kere yapmazlar. Bir defa yapar, tevbe ederler. Sürekli hata da yapmazlar. Hata yaptıran unsur şeytan ya da şeytanlaşmış bir takım dürtülerdir. Onlar peygamberi de etkilerler. Ama peygamberi etkilemek, peygambere habire hata yaptırmaya, peygambere aynı hatayı iki kere yaptırmaya yetişmez. Bir defa hata yapmış olmak da bir insanın o has kullardan olmasına mani bir durum değildir. Bakın Kur'an'da muttaki insanları, muhsin insanları saydığı bir ayetinde Ali İmran suresi 133-134. Ayetlerinde muttaki ve muhsinleri sayarken buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَعَيْجَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bir çirkinlik, kendilerine yazık edici bir şey yaptığı zaman o muttaki insanlar, muhsin insanlar bu şeyi, hatayı bile bile ısrarla sürdürmezler. Muttaki adam hata yapmayan adam değildir. Onun için peygamberlerin bazı hatalarından söz eder ki onların da insan olduğu ve hatadan dönmenin erdem olduğunu ümmete öğretsinler diye. Dolayısıyla orada Hazreti Adem'i şeytanın o anlamda etkilemesi onun has kullardan olmasına mani bir durum teşkil etmez.